Herkese merhabalar, ben Rabia kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanya'da bir iş görüşmesi nasıl olur ondan bahsedeceğim. Kendim öğretmen olduğum için de özellikle öğretmenlik mülakatları ile ilgili örnekler vereceğim. Ben Almanya'da beş tane iş görüşmesine çağrıldım. Bunlardan sadece bir tanesinden olumsuz cevap aldım. Üç buçuk tane başarılı iş görüşmem var diyebilirim. Bir taraftan şunu yaptım, bunu ettim, bunu başardım gibi bir üsluptan hoşlanmıyorum ama bir yandan da ezberletilmiş kişisel gelişim cümleleri bana soğuk geliyor, samimi bulmuyorum. Yaşanmış örnekler daha samimi geliyor. O sebeple kendi tecrübelerime dayanarak bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bu mülakatlardan ilki bir hap de ilk projesi kapsamında tarih öğretmenliği içinde kabul aldım. İki yılda çalıştım ama o basit bir mülakattı. Müdür zaten beni alacaktı. Çok ciddi bir mülakat gibi olmadı. Zaytin Açtık için olanlar oldukça ciddi mülakatlardı. Üç tane Zaytin Açtık mülakatına girdim. Bunlardan bir tanesinden red aldım. Sosyal bilgiler öğretmenliği içinde. Bir Reha tarih öğretmenliği için ikinci pozisyonda olduğumu, mülakatımın iyi olduğunu hemen mülakat çıkışında söylediler. Hatta müdürün önünde oturuyordum, verdiği notları da gördüm. Hemen hemen tüm sorularda maksimum puan ya da bazen bir puan eksik verdim. Ama Lehre Befehugung birisi daha başvurmuş. Yani Almanya'dan öğretmenlik mezunu olan, Almanya'dan zaten açtık adayı değil. Bu durumda resmi olarak onları almaları gerekiyor. Bunu bana bu şekilde izah ettiler. O kişi vazgeçerse başvurmazsa sizi alacağız mülakat başarılı şeklinde. O yüzden onu da başarılı kabul ediyorum. Bir tane Türkçe öğretmenliği mülakatı tecrübem var. Oradan da kabul aldım. Ama tam o sıralarda zaten açtık başvuruları vardı. O yüzden Türkçe öğretmenliğini reddettim. Bir de şu an çalıştığım okulda zaten açtık olarak resim öğretmenliği mülakatından da kabul aldım. Bu doğrultuda tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sunumda öncelikle bütün iş görüşmelerinde geçerli olabilecek şeylerden bahsedeceğim. Nelere dikkat etmeliyiz? İkinci aşama olarak da öğretmenlik mülakatları ve muhtemel çıkabilecek sorular. Kendi girdiğim mülakatlarda çıkan sorular üzerinde duracağım. Bunlardan ilki arkadaşlar kendini çok iyi şekilde tanıtma. Güzel bir forş Bunu A1'den beri öğreniyoruz. Kendini iyi tanıtma derken ilk kısımda arkadaşlar Almanca olarak iyi tanıtma meselesini vurgulamak istiyorum. Yoksa sorulara göre yine zaten kendi tecrübelerinizi, mesleki tanıtımınızı yapacaksınız. Ama ilk sizi tanıyabilir miyiz kısmında aksansız, Takılmadan, gramer hatası yapmadan çok iyi bir şekilde kendimizi tanıtmamız gerekiyor. Bunun için evde sesinizi kaydedip sonra tekrar dinleyin. Varsa bir Alman arkadaşınız onunla çalışın. Ben mesela kendi sesimi kaydedip tekrar dinleyip silip tekrar kaydedip böyle çalıştım mülakatlara. Kendinizi tanıtırken başvurduğunuz pozisyonla ilgili özellikle duymak istedikleri, aradıkları şeyler varsa o kısımları muhakkak vurgulayın. Özel hayatınızla ilgili evliyim çocuğum var gibi çok kısa bir iki cümle olabilir ama eşimle şurada tanıştım, evlenmeye karar verdik, şu yıl evlendik gibi çok uzun gerek yok mesleki olarak tanıtma. Yine eğitiminizi ilkokuldan falan alarak anlatmaya gerek yok. Efendim Çamlık 100. yıl ilkokulunu bitirdim de sonra Antalya Gazi Lisesi'nden mezun oldum, şu tarihte üniversite sınavına girdim. Gerek yok üniversiteyi, varsa masterınızı ve özellikle Almanya'daki tecrübelerinizi vurgulayın. Bir diğer önemli husus başvurduğunuz kurumu tanıma. Bu öğretmenlik ya da herhangi başka bir meslek fark etmez. Kurumun internet sitesine girin bakın kaç çalışan var, ne tür bir sektöre yönelik, yöneticileri kim, müdürü kim, müdür yardımcıları kim, Bunları önceden araştırıp bilmeniz çok fayda sağlayacaktır. Bir diğer önemli husus başvuracağınız pozisyon hakkında ön bilgi edinin. Görev ve sorumluluklarınızı bilin, o pozisyonda olan kişinin bulundurması gereken özellikleri bilin. Örneğin öğretmenlik için yani zaten bildiğim bir pozisyon ne ki demeyin. Okul sizden sınıf öğretmenliği bekliyor mu? Ya da mülteci öğrencilerin olduğu hazırlık sınıflarına mı verecek? Öğretmenlik de olsa özellikle planlanan bir pozisyon olabilir. Pozisyonu çok iyi bilmek gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken bir diğer husus uygun kıyafeti seçme. Ben bunu çok önemli olduğunu düşünmüyordum ama Almanya'daki öğretmenliğimin ilk yılında bir öğretmen arkadaşla beraber giriyoruz dersiz. Sınıf rehber öğretmeniydi. 8. sınıf çocukları praktikum yeri arıyorlar ve praktikum mülakatına gidecekler. 8. sınıf çocuğuna bile giyilmesi gereken kıyafetleri anlatmıştı kadın. Tabii ki bir takım elbise giyip gitmeyecekler ama yırtık bir kot giymeyin. Kot olabilir ama üstüne demişti Düz beyaz yakalı tişört veya gömlek giymelisiniz demiştim. Yine öğretmenler günlük okul saatlerinde spor giyinseler de görüşmelerde daha klasik bir kıyafet öneriliyor. Temiz, sade, çok karmaşık renkleri olmayan, üzerinde yazıları olmayan bir kıyafet tercih etmek gerekiyor. Mülakatınızı sizi büyük ihtimal en az 15 dakika önce çağıracaklardır. Siz o 15 dakikadan da en az yarım saat önce oralarda bulunun. Duruma göre, uzaklığına göre bir saat önce bile olabilir. Örneğin ben ilk mülakatıma toplu taşımayla gitmiştim. Gecikirsem bir sonraki tren bir saat sonra gelecekti. Bir saat önce oradaydım. Yakında bir kilise bulup bahçesinde biraz beklemiştim. Yine çok önemli başka bir husus özgüvenli olma. Vücut diline dikkat etme. Heyecan kaçınılmaz, mutlaka olacak. Ben çok beden dili takıntılı biri değilim ama bazı bedensel hareketler gerçekten bariz dikkat çekiyor. Örneğin bu resimdeki gibi bir duruş karşı tarafa hiç güzel bir mesaj iletmeyecektir. Sık sık elleri yüze götürme, ağıza, alna, ne bileyim saçlarla oynama. Bacağını sallama, elini tık 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 masaya vurma, eline bir kalem alıp çıt çıt onunla oynama gibi takıntılı davranışlar olabiliyor heyecan faktörüyle. Bunlardan kaçının. Ben mesela ilk ciddi mülakatım olan Türkçe öğretmenliği mülakatında sürekli ellerimi birbirine kavuşturdum, ellerimi sürttüm, parmaklarımı birbirine geçirdim ki akşam eve gelince fark ettim bunu. Her ne kadar kabul alsam da olumsuz bir beden dili vardı orada. Bir sonraki mülakatımda dikkat ettim bunu tecrübeleri ve güçlü yönleri açık şekilde kendine güvenerek ifade etme. Yani burada diyorum ki aslında kendinizi iyi reklam edin. Tabiri caizse kendinizi iyi pazarlayın. Bu bizim kültürümüzde pek hoş karşılanan bir şey değil. Biz pek aşina değiliz buna. Hele bir de daha önce devlet memuru idiyseniz Türkiye'de özel sektöre bu şekilde kendinizi pazarlama gibi bir tecrübeniz yoksa gerçekten zor. Ben bu alanda bu konuda çok zorlandım. Türkçe öğretmenliği mülakatını kazanan bir arkadaşım bana ilham verdi bu konuda. O da kendini bu şekilde övmekte zorlanıyormuş. Sonra dedim ki diyor ya ben bu iş için varım. Ben yıllardır öğretmenlik yapıyorum bunu yapabilirim. Yine o arkadaş demişti, Göçmen çocuklarla çok kültürlü öğrencilerle tecrübe meselesi bir yerde geçiyormuş. Başvurmadan önce miydi artık mülakat sırasında mı? Arkadaş diyor ki sonra düşündüm Türkiye'deki tecrübelerimi. Sınıfın birinde bir tane Suriyeli vardı. Sonraki yıl işte iki tane başka sınıfta vardı. Böyle kafamda bir toparladım. 14 tane falan çıktı diyor. Evet aslında benim bu alanda tecrübem var. Yalan söylemeyin mülakatta. Yapmadığınız şeyi yaptım demeyin. O fark edilir. Kendinizi de güvensiz hissedersiniz. Ama doğruları güzel sunun. Güzel bir sunum yapın. Şöyle düşünüyorum ben mesela. Dolapta sadece bir marul var. Yarım bir domates, bir salatalık. Bir misafir önüne onları öylece koymak var. Bir de güzel bir salata yapıp birazcık baharat, zeytinyağı, limon güzel bir tabağa koyup sunmak var. Ben mesela tarih öğretmenliği mezunuyum ama üniversitedeyken ara sıra alan dışı resim dersi almıştım. Bir de terziliğim var ve Türkiye'de çalışırken de öğretmen olmadığı durumlarda ara ara resim derslerine girdim. Bunları ben daha önce Lercraft programındayken falan çok söylemek aklıma gelmedi. Ara sıra söyledim belki ama Alan dışı aldığım bu resim dersleri benim dolabımda duran dış yaprakları solmuş maruldu. Terzilin belki yarısı yenmiş bir salatalık. Ben bunları mülakatta güzel bir salata haline getirip üstüne de biraz soslayıp güzel bir şekilde sundum geçmişte yaptığınız belki sizin önemsemediğiniz küçük küçük işleri istenilen pozisyona göre güzel bir kompozisyon haline getirip güzel bir şekilde kendinizi övmekten de çekinmeyerek överek sunun. Şimdi geldik öğretmenlik mülakatlarına. Öğretmenlik mülakatlarında arkadaşlar 5 kişiden oluşan bir komisyon var. Bu 5 kişi de okul müdürü var. Branşınızdaki zümre başkanı var. Benim görüşmelerim birinde şuur sosyal art vardı. Şart mı bilmiyorum. Diğerlerini heyecandan çok hatırlamıyorum ama bütün görüşmelerde 5 kişilik bir komisyon vardı. Bu komisyonda arkadaşlar bize Almanca kurslarında öğretildiği gibi güçlü yön, zayıf yön falan hiç sorulmadı ya da yaz dizilerindeki iş görüşmesi sahnelerindeki gibi 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz gibi afaki bir soruyla hiç karşılaşmadım. Ciddi ciddi eğitim sistemi ve pedagoji ile ilgili sorular geliyor. Birincisi okul türü. Başvurduğunuz okul türü ile ilgili bir şekilde ya direkt geliyor başvurduğunuz okul bir hapşule hapşulelerle ilgili ne biliyorsunuz diye ya da dolaylı olarak sizce bir real şulede tarih dersi nasıl olmalı real şulenin amacı nedir gibi hem benim mülakatlarımda çıkan hem arkadaşlarımın çoğundan duyduğum banko sorulardan biri de Unterrichterung'un yani disiplin problemleri demek. Unterrichterung'larla nasıl baş edersiniz? Bunlarla ilgili internette bir sürü kaynak var. Şimdi uzun uzun anlatmayacağım. Karşınıza çıkabilecek bir diğer konu yine heterogenität, fiil gibi çok kültürlülük. Girdi mülakatların hepsinde değil belki ama iki ya da üç okulda. Yani birden fazla okulda bununla karşılaştım ben. Bizim okulumuz çok çok kültürlü bir okul. Böyle bir okulda özellikle neye dikkat edersin? Mesela sosyal bilgilere başvurduğunda bir sosyal bilgiler öğretmeni olarak heterojen bir sınıfta neyi göz önüne almalısın gibi. Bu konulara da yine internetten yazılmış makalelere bakın. Yine sıkça çıkan konulardan biri hangi unterişt metodlarını, eğitim yöntem ve tekniklerini biliyorsun, hangilerini sıklıkla kullanıyorsun gibi. Bir mülakata girmeden önce öğrenci merkezli birkaç mitot ismi mutlaka ezberleyin. Yine arka arkaya iki mülakatımda çıkan konulardan biri inklüzyon ve entegrasyon meselesiydi. Benim en büyük avantajım ilk projesi kapsamında iki yıl Almanya'da tecrübe edinmemdi. Girdiğim sınıflarda entegrasyon kalısılar vardı. Yine girdiğim sınıfların içinde inklüzyon öğrencileri vardı. Yani Türkiye'de kaynaştırma öğrencisi dediğimiz öğrenciler. Uygulamalı olarak zaten o çocuklarla neler yapılabilir öğrenmiştim. Yine hatırladığım mülakatlarımda çıkan başka bir konu team arbeit, team teaching. Meslektaşlarınızla nasıl paslaşırsınız, nasıl yardımlaşırsınız, nasıl bir ortam oluşturursunuz tarzında bir soruydu. Yine karşınıza çıkabilecek başka bir soru iyi bir ders nasıl olmalı sorusu olabilir. Tabii ki hepimizin bu konuda söyleyeceği bir şeyler vardır eski tecrübelerine göre. Ama Almanca yazılmış, Alman eğitim sistemine göre, Alman prensibine göre makaleleri mutlaka okuyun. Mesela Hilbert Maya diye bir eğitimci var. Onun Sein Mayak Male Guten Unterricht diye bir makalesi var. İyi bir dersin 10 özelliği nedir şeklinde bir makale. Oradan bir şeyler söylediğinizde müdürün hemen not tuttuğunu göreceksiniz. Mülakatlarımda yine velilerle ilgili de soru gelmişti. Velilerle ilişki nasıl olmalıdır gibi. Velinin eğitimdeki okuldaki rolü nedir gibi konuları da çalışın. Başka bir önemli soru, ders dışı aktivitelerde tecrübeniz var mı? Bize hangi ders dışı aktiviteleri yapabilirsiniz gibi bir şey. Girdiğim 3 tane Zeitnachtik mülakatında da ilginçtir. Hangi AG'yi yapabilirsiniz demişlerdi. AG diğer eyaletlerde başka isimlerle olabilir. NRV'de bizim eyaletimizde öğrencilerin dersin dışında Yaptıkları sosyal kulüp faaliyeti gibi bizdeki. Eskiden eğitsel kol denirdi. Ama ciddi ciddi ve aktif burada. İlf projesi kapsamında çalıştığım okulumda Agi Yaptırmıştım. İyi ki de yaptırmışım. Onun faydasını çok gördüm. Girdiğim üç okulda da bunu sordular. El işi ağacı yaptırmıştım. O yüzden arkadaşlar bildiğiniz bir spor varsa, bir el işi, bir teknik bir şey, terzilik, kaligrafi, ebro, her neyse, onu mutlaka mülakatlarda vurgulayın. Hatta ciddi bir mülakata girmeden önce de gönüllü olabilir, geçici sözleşmeli olabilir. Bir şekilde bu alanda bir okulda tecrübe edinirseniz çok faydasını görürsünüz. Etsihung Bildung konusu buna benzer bir şey hem benim mülakatlarımın birinde veya ikisinde çıkmıştı hem başka bir arkadaşımdan duydum. Mesela bir tane zorlandığım bir soru vardı. Welche Etsiherische Aspekte für Sie besonders wichtig? Bunda biraz zorlanmıştım. Eğitimle ilgili hangi e, prensip diyelim sizin için özellikle önemlidir gibi bir şey. Eğitim nedir, öğretim nedir gibi konulara da bir bakın. Bir mülakat öncesi tavsiye edebileceğim son konu başlığı branşınızla ilgili genel bilgiler. Bu branşla ilgili soru derken 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını söyleyin gibi bir şey değil. Tarih dersi neden önemlidir? Ya da bir hap şulede sosyal bilgiler dersinin amacı nedir? Veya resim dersinde öğrencilere hangi beceriler kazandırılmalıdır gibi genel şeyler. Bu konularda bir şeyler söyleyebilmeniz için branşınızın kendilen planını yani müfredatını internette bulup indirip okumanızı tavsiye ederim. İş görüşmesi tecrübesi olan arkadaşlarımız varsa, yorumlara yazarlarsa, hatta soruları hatırlıyorlarsa, soruları yazarlarsa çok güzel olur. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize başarılar diliyorum.